Bahşet'e hoş geldiniz. Ülkede yaşanan konulara bakınca aklıma son dönemde çoğunlukla Kral Çıplak öyküsü geliyor. Tam anlamıyla bir Kral Çıplak korosu var ülkede. Bazı konulara sanki yeniden uyanmış, bazı konuları sanki yeniden anlamaya başlamış gibiler. Ve bu bir takım insanlara da garip geliyor. Yani alıyorlar o söylemi sahipleniyorlar ya da... E, Tuğrul Türkeş bir şey demişse, AKP'den Özlem Zengin bir şey demişse bak o da bunu söyledi deyip peşine düşüyorlar falan. Esasen büyük bir yanılgı içindeler. Onu anlatmaya çalışacağım. Neydi Kral Çıplak öyküsü? Belki bilmeyen vardır. Çok kabaca, özetle anlatacağım detaylı da. İşte ülkelerden birinde son derece kibirli, baskıcı, halkına zulmeden, aslı aslı keştiği keştik bir kral var. Komşu ülkenin kralı kendisini ziyarete gelmek isteyince gösterişli bir elbise diktirmek, kostüm ve karşısına çıkmak istiyor. Ve bunun için bütün terzileri seferber ediyor. Hiçbiri içine sinmiyor. En son başka bir ülkeden terzi ithal ediyor. Ve o terzi ona çok gösterişli bir kostüm dikecek ki o da komşu krala havasını atacak. "Öyle bir güzel kumaşım var ki," diyor. "Kesinlikle diyor, bana karışmayacaksınız. O kumaşa girdiğinizde parlayacaksınız," diyor terzi. "Herkes size hayran olacak." parmakla gösterecekler. Gözlerini alamayacaklar sizin üzerinizden. Kral çok şaşırıyor, hemen talimatlıyor ve kostüm dikiliyor. Kostümü giyiyor, göya ve aynanın karşısına geçiyor. Bakıyor ki çıplak. Üstünde kostüm yok. Ben bir şey göremiyorum diyecek ama. Terzi anlıyor. Kralım diyor, bunu bu kostümü sadece akıllılar görebilir. Tabii o da aptal yerine düşmemek için. ...aa evet falan diyor, bozuntuya da vermiyor. Çevresindekiler de başlarına bir şey gelmesin diye... ...bozuntuya vermiyor, korktuklarından. Sonra... ...kibirli kral... ...ahalinin arasına çıkıyor. İşte efendim... ...halk... ...bir yandan... E, ...kralı karşılıyorlar. Bir, yani alkışlayacaklar... ...ne bileyim slogan atacaklar falan ama... ...öte tarafta da kral çıplak. Anlıyorlar fakat kimse içlerinden... Bunu seslendirmeye cesaret edemiyor. Ta ki bir çocuk kral çıplak diyene kadar. Kral çıplak diyor bir çocuk. Başına bir şey geleceğini düşünmeyen, korkusuz hani çocuklar var ya doğru bildiğini söyler çekinmez diye. Ve bunun üzerine bütün herkes kral çıplak diye kıkırdamaya, gülmeye, kahkahalar atmaya başlıyorlar. Kral durumu anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Durum biraz böyle. Şimdi Erdoğan'ın Eski Türkiye artık tamamen geride kalmış. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Lafını alıp da üzerinde maytap geçirecek bir şey yok. Bir yönüyle masal evet. Fakat bir yönüyle de doğru. Bunu kendisi için düşünüyor. Kendisi ve çevresi için düşünüyor. Artık diyor benim için yasaklar geride kaldı. Benim ve çevrem için baskılar geride kaldı. Benim ve çevrem için yokluk, yoksulluklar geride kaldı. Böyle bakıyor. Yani... Ee... Bakış açınızı farklı bir şeye koyun, farklı, farklı bir açıdan bakarak değerlendirmeye çalışın olayları, hadiseleri. Yasak, baskı kendi cenahına değilse bunu yasaktan, baskıdan saymıyor reis. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kaldı. Hayır geride kalmadı. Böyle geldin, böyle devam ediyorsun ve böyle götüreceksin sonuna kadar. Geride falan kaldığı yok. Bu siyaset devam edecek, göreceksiniz. Fakat tabii en büyük korku, AKP anketlerinde de oy kaybının net bir biçimde yaşanması. Yani en son Sedat Bozkurt yazmış, ee, Erdoğan, özellikle Erdoğan'a sunulan, AKP'ye sunulan bir ankette, Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ın Yavaş %9'u, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde altında olduğu ölçülmüş. Saraydaki bir ankette. Sezat Bozkurt bu anketin Erdoğan'a sunulup sunulmadığı belli değil diyor ama muhtemelen sunulmuştur. Ondan bu telaş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef, hedef alıyor. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Falan. Söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Ergun Baban demiş ki her ikisinin de birbirleri hakkında söyledikleri doğru. Yani iktidarın muhalefet, muhalefetin iktidar hakkında söyledikleri. Bu yönüyle evet ama diğer yönüyle de e, bununla bunun üzerinde yükseliyor. Yani kendisinin şatafatı, hiç gitmediği, yılda iki kere gittiği, kabine topladığı Ahlat'taki o saray 1.2 milyar TL'ye yapılmış. Ve hala durduğu yerde para harcayan bir yer. Fakat bunlar, bunlar önemsenmiyor. Ahalisi de zaten bunu görmek istemiyor. Şimdi kral çıplak Korosu derken söylemeye çalıştığım biraz da o. Yani mesela Alpay Özalana destek vermiş. İsim vererek destek vermemiş ama yani işte meclisteki olayın provokasyon olduğunu söylemiş ve ne bileyim Alpay Özalana bir şey söylememiş. Bir biçimde milletin meclisinde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden e, demokrasi avarisi filan değildir filan diyerek de yani ona verilen cevabı zımnen örtülü olarak desteklemiş. Geçen haftaki yayında söylemiştim yani Alpay Özalan arkasında bir destek olmasa saraydan teşekkür telefonu gelmese bir daha benzer bir şeye cesaret edebilir mi? Bir yapamaz iki mevcut apoletleri de sökülür. AKP idare amirliğinden alındığını duydunuz mu? Meclisteki kınama cezası bile e, homurdanmalar altında verildi. Yani kral Çıplak derken biraz da kastım o. Şimdi geçelim bu mevcut züppe hadisesine. Erdoğan CHP'ye gösteriş müptelası elitistler demiş. Bir sitede bunu paylaşırken Erdoğan'ın işte bir taht üzerinde otururken altın varaklı neyse artık. Bir taht üzerinde altın işlemeli neyse burası artık Yıldız Sarayı mı galiba. eskiden oradaki kabullerde burada oturuyordu ama sonra çok fazla laf çıkınca bir iki kare fotoğraf verdi. Bir sonra da kesti Merkel'i falan da aynı tahta kabul etmişti. Seni gidi züppe seni diyerek Tuncay Özkan'ın şeyi üzerinden bir mavra dönüyor. Şimdi bakın. Bu kişinin çirkefliği medya ve siyaset mahallesi tarafından bilinir. Zaten geriye doğru bütün kirli çamaşırları da 2023 seçimleri ve öncesinde ortaya çıktı. Şimdi bu kişinin Erdoğan'a züppe demesi bir fikir ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilecek. Efendim ee, Tuncay Özkan'a soruşturma açılmış, onun ifade hürriyetinin yanındayız diye dayanışma gösterilecek falan bir konu değil. Yapmayın. Değil. Çünkü bu kişi iktidar üzerinde, yani e, geriye doğru bütün ilişkilerinde ve tüm, bütün siyasi ve diğer hemen her konuda kişisel şöhretini ve zenginleşmesini hedef tahtasına oturtmuş, hedef almış, amaçlamış bir insandır. Buna böyle bakacaksınız. Ve şimdi durduk yerde iktidar üzerinde İktidarla işbirliği bu kadar ortaya çıkmış bir CHP'li olarak... ...ki yakın zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı. Neden şimdi çıkmış da züppe diyor Erdoğan'a, üst perdeden seçim istiyor bilmem ne filan? Bir yönüyle CHP ile AKP'yi ayrıştırmaya mı çalışıyor? Acaba genel başkanlık katı bu konuda ne düşünüyor? Acaba Ekrem İmamoğlu bu konuda ne düşünüyor? Bütün bunlara... Böyle senin kanlı olarak bakmak lazım. Yoksa mesela kişinin ifade hürriyeti yok züppe hakaret midir değil midir falan o değil. Şimdi herkes her şeyi biliyor. Hüseyin Aydın işte Erdoğan'ın avukatı 250 bin TL manevi tazminat bir de ayrıca şikayet dilekçesi vermişler. Mahmut Rıvan Nazırlı isimli AKP Elazığ milletvekiliymiş. O da o çocuğu falan diye saydırmış. Hatta böyle Twitter'da üzerine bu bir nefret suçudur falan diyerek de uyarı koymuş filan bu şekilde saydırmış. herkes bir, birbirine biri züppe diyor, öbürü de o öbürüne daha ağır şeyle hakaret ediyor falan. Ha bunun bir, başına bir şey gelecek mi? Hayır, bunun başına bir şey gelmeyecek. O onu dava edecek belki ama ne bileyim belki 3-5 kuruş tazminata hükmederler. Mesele o değil. Yani mesele kişilerin bir takım doğruları veya bir takım olguları pozisyonları gereği kullanması. Bunu kullanırken de ifade hürriyeti ya da efendim mahkemelere sığınmak yargıya başvurmak ya da olayı tamamen kendi çerçevesi içerisinde ele almak bunların hepsini yapabiliyorlar. Şimdi mesela Tuğrul Türkeş'in Gezi Parkı sanıklarına ilişkin ziyaret etmişti onları. İsmail Saymaz'a konuşmuş. Ben de onlar bir örgüt intiba vermemiş, vermiyorlar demiş. İşte Osman Kavala aklı başında bir insan. Eğitimli olmanın farkı diye değerlendirdim. Medeni, çok dingin bakıyor meselelere. İnancı yükselmiş bir şahsiyet gözlemledim falan diyor. Şimdi Herkes de bunu almış paylaşıyor. Bak AKP milletvekili Tuğrul Türkeş gezi sanıklarına örgütlü değiller dedi. Ve Osman Kavala'yı göklere çıkardı. Osman Kavala'nın öyle olması için 8 sene sonra Tuğrul Türkeş'in böyle mi konuşması lazım? Niye, niye bu tipin ettiği lafları alıp da bayraklaştırıyorsunuz, sancak yapıp sallıyorsunuz? Bakın herkes her şeyi biliyor. İlkesel olarak biliyor. Herkes hırsızlığı da biliyor. Herkes sözüne sadakatin ne demek olduğunu da biliyor. Herkes yalancılığı da biliyor. Herkes genel doğruları biliyor. Herkes hukuku biliyor. Hukukun genel ilkelerini, evrensel kaydeleri biliyor. Suçun şahsiliğini, neyin hakaret, neyin hakaret olmadığını, neyin örgütlü, neyin örgütlü olmadığını, neden insanların içeride tutulduğunu veya insanlara edildiğini Herkes her şeyi biliyor. Fakat işine geldiğinde bu kulvara giriyor, işine geldiğinde girmiyor. Mesele zaten insanların, yani insanların etik meselelerle veya bu eğitimle falan öğrenilir diyorlar ya, bunların hepsini biliyorlar. Yalan söylemenin illa bir dini inancı oturtmanız gerekmiyor. Yalan söylemek günahtır diye. Yalan söylemek, sözüne e, sadık olmamak, sözünü tutmamak, ta insanlığın doğuşundan beri en temel kaideler yani. Bunu gelip bir dini söylemesi de gerekmiyor. Fakat insanlar neden burada durmuyorlar? Çünkü başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü için burada duruyor bu konuda bir ceza sisteminin, bir müeyyide sisteminin eski tabirli olması gerekiyor. Başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü için çalıyor. Yoksa çalmanın yanlış olduğunu biliyor. Başına bir şey gelmediği, gelmeyeceğini düşündüğü için Erdoğan muhaliflerine 8 yıldır terörist diyor. Ama sonra dönüyor. Sizin ilkesel veya genel ilkesel doğrulara döndüğünde de alıp da yani alkışlanmayı veya işte kritik edilmeyi hak etmiyor. Turu Türkeş'in yaptığı gibi. Turu Türkeş'e yapılan gibi. Can Atalay'ın... tutukluğuna ilişkin yapılan toplantıda Ahmet Şık'ın provokasyon çıkardığını öne sürmüş. Bir gün önce Mahmut Abbas'ın ayağının bastığı yerde bir gün sonra milletvekilinin kanı var diyor. Evet çok doğru. Herkes her şeyi biliyor. Doğruları biliyorlar. ilkeleri biliyorlar. Kriterleri biliyorlar. Bunu duran saatin bile iki kere doğruyu göstermesi gibi veya konjonktürel olarak veya o günkü pozisyonlanmaları gere gereği olarak ifade etmeleri kimseyi heyecanlandırmamalı. Tuncay Özkan denen Zibidi'nin Erdoğan'a züppe demesi aman bu ifade hürriyetidir onun yanındayız hakkında soruşturma açılmış bak sen Dilruba K muamelesi görmeyi hak etmiyor. Şu anda içeride hala iki haftayı yaklaşıyor. Dilruba K muamelesi görmeyi hak etmiyor Tuncay Özkan. Orada siyasi bir hesap var. Buna böyle bakacaksınız. Ona ifade hürriyeti, yok ona zü, o ona züppe demiş, öbürü ona OÇ demiş. Bin... Her şeyi kendi pozisyonunda. İşte bir, bir başkası, Özlem, Özlem Zengin. Kadın olduğu için daha ileri gitmeyeceğim. Rahat olun. Sokak röportajı nedeniyle Dilruba Kayserlioğlu tutuklanmıştı. Onun hakkında bence tutuksuz yargılansın diyor. Şimdi herkes de bunun peşine düşüyor, bunu paylaşıyor. Biliyorlar ilkesel olarak neyin doğru olduğunu biliyorlar. Tıpkı çalmanın suç ya da günah olduğunu bildikleri gibi. Sözüne sadık kalmamanın, sözünü tutmamanın büyük bir insanlık kusuru olduğunu bildikleri gibi. Biliyorlar. Dilroba K veya Kayserlioğlu tutuklanabilecek bir suçtan dolayı içeride tutulmuyor. Hak etmiyor bunu kadın. Sonra da diyor ki bence Şimdi o bence kelimesi zaten her şeyi bitiriyor. Bu benim şahsi fikrim. Ama biz AKP olarak ediyoruz. AKP olarak içeride tutuyoruz. Fakat şahsen özlem olarak no no. Böyle. Herkes her şeyin farkında. Şimdi biraz daha iyi anlıyor musunuz? 13. dakikayı geçiyoruz, 14. dakikayı dolduruyoruz. Kral çıplak korosu derken kastettiğimi. Özgür Özel Suavi'yi ziyaret etmiş. Ya <laughs> acayip bir şey. Suavi'nin konserlerini zaten CHP'li belediyeler dışında davet eden yok da... CHP'li belediyeler bir tanesi Beykoz, istersen gelme diyor. Ona rağmen gidiyor. İkincisi Seydişehir iptal ediyor. Aman işte efendim jandarma polis bize işte böyle bildirdi. Hadise çıkacak. CHP belediyeler adamın konserini iptal ediyor. Sonra CHP belediye başkanı gidiyor. Son derece yanlış olmuştur diyor. Ya acayip bir şey. Tuhaf. <laughs> Son derece yanlış olmuştur. Senin belediyen iptal etti yahu. Kritik edilecek bir hali yoktur Özgür Özel'e. E yani Özgür Özel, üzgünüm Kasım'da seçildi. işte kaç ay olduysa siz hesap edin. No, bitti. Yani bu, bu noktada artık yani e, şey önünde, tarih ve kader önünde ve siyasi olarak. Hani birkaç ay... Ne bileyim 100 gün verildi, 150 gün verildi, 200 gün verildi. Seçimden sonra da gene tekrar sayaçları sıfırladık. Takibi aldık. Yok. Olmaz olmayacağını da gösterdi. Ya konuşmasına tamir edemiyorum. Ya böyle havaya bakarak konuşuyor. Sanki böyle e, milli bayramlarda okul bahçesinde e, böyle şiir okuyan, e, vatan şi şiiri okuyan, 5. sınıf talebeleri gibi. Havaya bakarak konuşuyor, bağıra bağıra konuşuyor. O kadar yani bir de tiz perdeden. Dinleyemiyorum demeçlerini okuyorum yani. Yazılı olarak önüme düşüyor neticede birkaç dakika sonra. Halk bu talebi dile getirirse kimse kaçamaz demiş. Ya bir kelime geliştirmişler CHP başkanlık katında. Halk isterse seçimin önünde kimse duramaz. Laf bu. Bunu 31 Mart'tan beri Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bitiyor. 5 aydır 40 kere farklı kelimelerle her yerde aynı şeyi söylüyor. Yani sen bir talep et. İste, bir önerge ver, bir teklif ver. Hayır. Mevcut halden, mevcut gidişattan memnunlar. Fakat çok büyük bir, çok mühim bir kulis var. Onunla yavaş yavaş bugün manşeti bağlayalım. Bir süredir İmamoğlu yakın çalışma ekibiyle CHP Genel Başkanı olma, olma daha doğrusu adaylığını koyma konusunda adım atmayı tartışıyor diye mühim bir kulis paylaşmış Murat Sabuncu T24'te. Bunun hem partiye hem kendisine nasıl bir siyasi gelecek oluşturacağına dair değişik çalışmalar yapılıyor. Hatta konuşulan konulardan birinin de İmamoğlu'na dair siyasi yasak getirecek yargı kararının ana muhalefet partisinin lideri olduğu takdirde ...kolayca anlamayabileceği olduğunu söyleyebilirim. Ya da böyle bir karar alınsa bile bu kararı aldıranlarla mücadele yönteminin daha farklı olabileceği de belirtiliyor. Canan Kaftancıoğlu'nu hatırlayan var mı? Bir parantez açıp kapatayım. Sağlam bir kulis bilgisinin de altını çizeyim. İmamoğlu'nun partinin şu andaki liderliğinin attığı kimi siyasi adımlarla ilgili... hoşnutsuz olduğunu kimi yerlerde telaffuz ettiği söyleniyor. Çok geç. İki kelimeyle söyleyeyim. Çok geç. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı koşusuna 2022'nin son çeyreğinde siyasi yasak kaldırmış gelirken kalkmış gelirken mahkemelerde hani gittiler mahkemelerde şey yapmışlar bir duruş sergilemeye çalıştılar CHP'leri toplamaya çalıştılar böyle bir miting falan organize etmeye çalıştılar o siyasi yasak kararı aldırılmış mahkemelerden çıkarılmış gelirken ayaklanmış gelirken o arada Ekrem İmamoğlu siyasi pozisyonunu gözden geçirip o adımı atacaktı. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu elbette yapmadılar. Dolayısıyla yaklaşık iki yıl geciktiler. Bakalım ne olacak. Şimdi diyor ki yani Murat Sabuncu genel başkanlık koltuğuna oturursam bana yapamazlar herhalde falan. Zannetmiyorum hocam. O arada da işte hoş ya Ekrem İmamoğlu'nun mevcut politikalardan hoşnutsuz olduğunu. E Anlamak için bu kulise bile gerek yok. Yüz ifadesine bakın yeterli. CHP'nin özellikle 31 Mart'tan bu tarafa hiçbir politikasını, Özgür Özel'in hiçbir demecini benimsemiyor. Yan yana fotoğraf veriyorlar o ayrı ama benimsediği bir şey yok. O da görüyor yaklaşanın, gel e, e, gelmekte olanın farkında yani. Ekonomi. 7 aylık bilanço 15 bin şirket 51 bin esnaf kilit vurmuş. Ülkenin yakıcı gerçeği bu ama takip edin Eylül'den itibaren hele Ekim'le meclisin açılmasıyla birlikte... Ne konuşulacak? Yeni Anayasa. İşte ne bileyim, e, kayıt dışı, ne bileyim kira geliri filan bununla savaş başlatmış Mehmet Şimşek. Ya devletin esasen soru bu. Devletin topu, tapu ve ikamet bilgilerini kullanarak bir mülkün kiraya verildiğini tespit etme kapasitesi var mı? Soruyorum ve cevap veriyorum, yok. Nasıl mücadele edeceksin? Neyle mücadele edeceksin? Tele telefon kiralık kiralama dönemi çıkmış ya. Yani bunu siz Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da birine sorsanız güler poposuyla. Kiralık telefon ne demek yani? Sonra da gazetede haberler çıkıyor. Aman riskli girmeyin bu işe. KPSS sonuçları. Genel kültürde net ortalama 18, lise matematik tarih ve fen bilimleri testlerindeki ortalama ise 24, 33 ve 28'de kalmış. Adaylar soruların yarısını bile bilememiş. Ekonomi ve eğitim. Gelinen nokta. Sonra Türkiye'nin önüne büyük bir yol açtı. Kim? Berat Albayrak. Sabah gazetesi birinci sayfadan. Konuşan kim? Aslı Baykal. Deniz Baykal'ın kızı. Geçmiş olsun. Gerçekten büyük bir e, hicranla ve e, üzüntüyle takip ediyorum. 8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır'da kayboldu. 6 gündür arıyorlar. E, gerçekten büyük bir seferberlik var. Keşke ilk 24 saat 48 saat çok kritiktir böyle şeylerde bulunabilseydi. Bu konuda çokça e, gerçek suç belgeseli de seyrettiğim için en son Yara isimli bir kızın e, kayboluş hikayesi ve daha sonra işte cesedinin haftalar sonra bulunması hikayesini İtalya'da oluyor, e, seyrettim. Bilmem kaç bölüm. E, i̇lk 24 saat, 48 saat çok önemli ve hemen yakın çevreden başlanarak bakılması gerekiyor. Hiç ummadığınız bir yerde çıkabiliyor veya bir iz bulabiliyorsunuz. Büyük bir umutla halen bekliyoruz. Büyük bir kampanya var. Büyük bir seferberlik var. Bakalım nereye gidecek. Fakat günler ilerledikçe maalesef bu tür konularda şans azalır. Maalesef. Can gibi kız. Dünya tatlısı. Şu tutuklamayı daha doğrusu gözaltına almayı işte mahkemeye çıkarılmış falan önemsiyorum. Telegram'ın patronu Fransız vatandaşıymış aynı zamanda Rus. Ee, özel jetiyle Paris'te bir havalimanına indiği anda gözaltına alındı ve tutuklandı. İşte dele, Telegram'la bağlantılı bir takım suçlardan dolayı falan gerekli önlemleri almadı veya işte üzerine düşeni yapmadı falan diye. İş başka bir yere gidiyor. Elon Musk'ı çok konuşuyoruz ama bunu da konuşalım. Yani e, sadece mesela Twitter, X platformu, Facebook, Mark Zuckerberg veya işte Telegram şu bu değil. Sosyal ağlar çok büyük bir güç oldular ve e, özellikle sesini e, kendini ifade eden, video çekip koyan, mesajını paylaşan, insanlar artık 100 milyonlarla ifade ediliyor ve siz zannediyor musunuz ki egemenler dünya babaları burayı da kendi haline bıraksınlar? Hayır, bırakmazlar. Bu da o çerçevede bir gözaltı ve tutuklama ee, kolay kolay serbest bırakılacağı yok öyle görülüyor. Rusya bile bu konuda e, temkinli demeçler verdi. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü devletler kendi kontrollerinde olmayan Telegram gibi, X gibi, işte Facebook gibi, neyse TikTok gibi mecraları ya bu şekilde kontrol etmeye, ya parmak sallamaya, ya işte ne bileyim ceza keserek falan paylamaya ya da elinden hiçbiri gelmiyorsa kapatmaya çalışırlar. Bugün batıda da pek çok Rusya ya da Çin kaynaklı e, aplikasyon ya da işte sosyal ağ Networkü neyse e, sitesi olsun uygulaması olsun e, kapalı ya da bir takım e, kısıtlamalarla karşı karşıya e, mesele tek başına yaşadığınız ülke, yaşadığımız ülke değil. Bütün dünyada benzer bir dalga e, hele şu süreçte e, sürüyor ve belli ki e, bu devam edecek diyor ve bu duygularla manşeti bir kere daha noktalıyorum haftanın ilk günü manşetini. Salı tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.